evladım arka tarafa bir bakıverin. Allah'ım ya Rabbi, bu kızı hiç mi gören yok? Nereye kayboldu? Allah'ım şunu bir bulabilsek ya Rabbim, nerelerde acaba? Ne oldu? Niye bekliyorsunuz hala? Şu teyzenin yanında getirdiği torunu kaybolmuş. Yarım saattir her yere baktık. Yok beyim. İlgilenin şunlarla. Derhal. Torunumu gördünüz mü? Yok teyze, hiçbir yerde yok. Bulamadık. O sabahtan çıktı herhalde teyze. Söyledim sana, yok işte. O zaman gidelim bari. Beklettik de herkesleri. Ya çiftliği gezerken ağaçların arasında kayboldum falan diyeceksin. Karanlık çökünce de iyice yolumu kaybettim dersin. Yani sonra da saatler sonra arka kapıdan çıkıp asfalta çıkmışsın, bir arabaya el etmişsin, binmişsin, gitmişsin gibi şeyler söylersin. Herkes inanır. Evet. Kazanların oğlu bana çiftliği gezdirdi. Çiftlik çok büyükmüş dememden daha inandırıcı bir hikaye oldu gerçekten. Bana bak kızım, sadece biraz eğlendik. Başıma iş falan açmayacaksın değil mi sen benim? Gerçekten özür dilerim. Al şunu. Tamam tamam ya. Kimseye söylemem. Manyak değiliz herhalde. Allah Allah. Gerçekten özür dilerim. Ben burada bile yaşamıyorum. Bir beklentin olmasın diye söyledim. Anlıyorum seni. Sorun değil. Hastaneye götüreyim mi seni? Yok canım, bir şey abartma. Zaten geç kaldım diye babam canımı okuyacak. Ninem şimdi durumu anlatmıştır herkese. Polis, jandarma ne var ne yok çoktan ayaklanmışlardır. Bir de jandarmanın bizi arabada yakalaması kalmıştı. Ama bana özür borçlusun. Hem de birkaç tane. Nasıl affettirebilirim kendime? Yarın söylerim. Yemekte. Ama güzel bir yere götüreceksin yemeğe. En iyisi sen gel beni saat 4'te okulun önünden al. Tamam, nereye istersen götürürüm. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun sen? Son sınıfa başlayacağım. Peki, herhalde bayağı bir çaktın değil mi? Yani büyük gözüküyorsun da. Teşekkür ederim. Ne yapayım, ormanda kaybolmuş gibi görünmem lazım. İyi tamam da tecavüze uğramış gibi gözükme de. Sema'dan haber yok mu? Gelmedi mi hala sizinkiler? Çok merak ettiysen sen de gideydin ya. Mehmet nerede? Yok, zıkkımlanıyordur bir yerde. Recep biraz ilgilensen çocukla, dağıldı iyice. Erdoğan hiç şeyler duymuyorum diyor hakkında. Erdoğan'a ne kardeşim? Allah Allah, kendi işine baksın ha ya. Recep, Erdoğan senin arkadaşın, düşmanın değil. Düşman. Seni her gece kurnuna Ölümü öp yapma. Recep, ölümü öp yapma. Kız dilim varken niye ölümü öpeceğim seni ya? Recep bak, yapma, sana yeminle söylüyorum. Sokakta selam bile vermem. Gece geleceksin. Kapıyı da açık bırakacaksın, anladın mı? Olmaz Recep, olmaz. Oğlan artık her tıkırtıya uyanıyor, büyüdü. Gece hayır hayır kalkıyorum, bakıyorum ayakta. Sen gece bir gelme. Bak bütün mahalleyi nasıl ayağa kaldırıyor. Tamam, Allah'ın cezası. Tamam. Oh. Kız anne, inanıyor musun sen Sema'nın söylediklerine be? Ay ne bileyim kızım, vallahi günah boynuna. Saçmalama Şadiye. O ne anlar be? Hakikaten meraktan kaybolmuştur. Başka ne olacak ki? Sema'yı gördüm az önce. Kazanların oğlunun arabasından iniyordu. Atma Babir abi ya. Oğlan kasabada değil bir kere. Abim söyledi. Şehir dışında mı ne okuyormuş? Ne şehir dışı kızım? Nenesi öldü. Gelmeyecek mi cenazeye? Gerçi duadan sıkılmışlar. Kızla beraber ortadan kaybolmuşlar. Bizim çocuklar oradaydı, onlar söyledi. Sen Allah'ın işine bak. Ben de tam kahveden çıktım, eve geliyordum. Gözümle gördüm. Arabasından Sema indi. Bir yaşıma daha girdim ya. Neyse. Ben sizi tutmayayım gece vakti. Hadi sallanmayın hadi. Babanızın tepesi atmadan. Anne.
Yarın okul açılıyor. Ne yapacağız biz be? Nasıl gideceğiz? Babam da ağzını bile açmıyor. Gönderir mi dersin be bizi bu sene? Ne göndermeyecek be? Ne göndermeyecek? Ha? Ben bütün yaz tıkır tıkır çalıştım, eline para saydım. Bana ne? Mehmet'in başının gelenlerden dolayı bedel ödemekten bıktım. Allah Allah be! Biraz zor çalışıp para kazansın. Kızım gitmeyiversen okula ha? Bak bu kadar sene gittin. Bitmeyiversin, yetiversin artık. Bak baban da kız verecek gene. Bak huzurumuz bozulmasın. Daha Mehmet'in kızgınlığını yeni unuttu babanı. Babamın da huzuru da yerin dibine batsın. Bana ne? Ya sen ne biçim annesin? Sen ne biçim annesin? Kızını savunup kocanı tutacağına. Allah Allah ya. Ya ben neden sizin kızınızım? Neden sizin kızınızım? Neden bu kasabada? Neden bu evde yaşıyorum ben ya? Bu kasabanın da bu evin de Allah bela... Dur kız sus. Duyacak şimdi, geldik. Anne, zaten ben işimi seviyorum ya. Ben gitmem okula. Da ablam gitsin ama. Huy kuzum benim. Yani. Narin. Hocam. Bu sene de gelmeyi başardın ha? Başardım hocam. Hadi bakalım. Bu sene işimiz zor. Üniversite sınavına hazırlanacağız var gücümüzle, değil mi? Evet. Tamam. Bir ara uğra da senin için ayırdığım kitapları vereyim. Bir de program yapalım beraber ha? Tamam hocam. Hadi bakalım. Evladım basket topuyla futbol mu oynanır? Ha? Gel bakayım çocuğum buraya. Senin ne işin var o arabada? Sana ne? Senin ne işin vardı o arabada? Bir daha aferin vardı senin o arabada. Gebertirim seni. Binmeyeceksin bir daha arabaya, tamam mı? Binmeyeceksin seni öldürürüm. Narin, ne yapıyorsunuz siz bakayım orada? Narin, Narin, Narin. Gebertirim seni, binmeyeceksin bir daha arabaya. Tamam mı? Binmeyeceksin. Evladım siz aklınızı mı kaçırdınız? Ya son sınıftasınız artık, utanın. Okulun ilk gününden ne bu rezalet? Hem siz akraba değil misiniz? Niye çıktı bu kavga? Neden alıp veremediğiniz? Vallahi bilmiyorum hocam. Üstüme saldırdı birden işte. Kudurmuş gibi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.